Hadi Nazancığım, çabuk ol, gidiyoruz. Bir dakika Şükrücüğüm, 10 tane elim yok, geliyorum. Tamam canım, tamam, özür dilerim. Fen kitabını aldın mı kızım? Dün unutmuştun. Aldım anneciğim. Kitap unutulur mu Bilge? Tamam babacığım, facia yaratmayalım. Oldu bir kez. Olmaz, her şey unutulur, kitap unutulmaz. Peki, bir daha olmaz. Şimdi bakın, ikiniz de sabahları dalgınsınız yavrularım. Niye biliyor musunuz? Jimnastik yapmıyorsunuz. Hep söylüyorum, üşenmeyin, 5 dakika jimnastik yapın. Bakın şimdi, bakın. Gel bakayım kızım Bilgeciğim, tut şunu. Şöyle. Beni izleyin, dikkatlice izleyin beni. Ayaklar bitişik, avuçlar yere doğru ve bakın, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu hareket 5'e kadar. Bununla gülünecek bir şey yok. Baba, vallahi önce o güldü. Hayır baba. Tamam tamam, hadi toparlanın, gidiyoruz. Babacığım, ben bugün servisle gitsem. Neden kızım? Hani düne kadar binmek istemiyordun o servise. Ne oldu şimdi? Utanıyor musun babanın arabasından? Yok. Bir arkadaşımı görecektim. Hadi okulda görürsün, kalk kalk. Hadi kalk kalk, yürü. Telaş etme canım, vaktimiz var. Kimse önüne ardına bakmaz ki bu evde. Bunu da ben kapatacağım. Baba, 1 lira verir misin? 1000 lira mı? Hayır Şükrü, kesinlikle 1 kuruş vermeyeceksin. 7 bitirdi haftalığını. Ne oluyor oğlum? Bugün daha perşembe. Al bakayım çantanı. Baksana söyleyeyim, bu okulda yemeğini yemiyor, kapının önündeki köftecilere dadandı. Ya. Evet baba, beni de dinlemiyor. Peki okul yöneticileri görmüyor mu o satıcıları? Ne yapsın onlar da Şükrü? İçeride bunlarla uğraştıkları yetmedi, bir de dışarıda satıcı kovala. Hadi hadi. Çağırsana şu asansörü. Çağırdım baba. Bu kapı sarktı. Akşama bakarım. Lütfen Şükrücüğüm, sen bakma. Usta gelsin, akşam vakti bir de açıkta kalmayalım. Hadi Nazancığım, hadi hadi, geç. Birasız yap baba. Şükrü bak sakın, vallahi bilmem araba. Şuna araban araban deyip durma Nazan, hepimizin arabası. Baba bak. Ne var? Ha? Aa, aa bu ne? Ne oldu? Baksana lastiği indirmişler. Nereden biliyorsun indirdiklerini? Belki kendi kendineymiştir. Yok canım, taş gibi lastik, durup dururken iner mi? Aa! Şişlemişler! Lastiğimi şişlemişler! Ben biliyorum onu kimin şişlediğini. Bağırma öyle Şükrü. Niye bağırmayacakmışım? Ormanda mı yaşıyoruz? Gösteririm ben onlara. Baba biz gidelim mi? Gidin kızım gidin, servisi kaçırmayın bari. Bunun işi uzun. Ali yürü. Hoşça kalın. Güle güle. Geçmiş olsun baba. Bazen bu kızla öyle laflar ediyor ki. Stepnen yok mu? Her şeyim var. 2 dakikada değiştiririm de önce şu adamla görüşmem lazım. Şşş, lütfen Şükrü. Cafer. Ha? Anam yandık. Cafer. Buyurun. İyi günler Şükrü Bey. Bu ne rezalet? Hayrola efendim? Sen bunu görmedin mi? Yo ana, vallahi yeni görüyorum. Hangi vicdansız yapmış bunu? Orada işte vicdansız. Bak, bir de utanmadan perdenin arkasından bizi seyrediyor. Bakın beyefendi, deminden beri sabırla susuyorum. Vallahi dava ederim, haberiniz olsun. Aa, bakalım kim kimi dava ediyor? Hem arabayı şişle, hem davacı ol. Ben öyle şey yapmam efendim. Yapmaz o, yapmaz. Sen de ona arka çıkma. Tutturdu, araba park edilmez diye. Hain! Tamam Cafer, duydun. Şahitsin, şimdi gidiyorum. Git git, istediğin yere şikayet et, alçak!
Şükrü, Şükrücüğüm yavaş. Lütfen böyle konuşma. Birazcık beni seviyorsan başımız derde girecek bu adamla. Ben öylelerine pabuç bırakmam. Şükrü Bey, kurbanın olayım. Uyuma bu çatla. Bak yenge de üzülüyor. Kimse benim evimin önünde lastiğimi patlatamaz. Tut şunu. Ben de onun camını indirmezsem. Şükrü Bey, Şükrü Bey. Ya ne yapıyorsun? Şükrü Bey, gözünü seveyim. Bir dakika, bir dakika bak. Bak, doğrusunu söyleyeceğim ama gözünü seveyim kızma. Patlatan o değil. Kim? Senin alt kattaki komşu. Horoz dövüşçüsü Yavuz. Ya, sabaha karşı geldi. Kafası da iyi. Vay, benim yerime nasıl park ederlermişti, kıyameti kopardı. Ya, onun özel yeri mi burası? Ne diyeceksin o saatte beyim? Apartmanda deli bir tane değil ki. Şükrücüğüm, ben korkmaya başladım. Hadi gidelim. Korkma. Değiştir lastiği, gidelim. Niye korkuyorsun şekerim? Suçu işleyen düşünsün. Ne düşünecek Şükrü? Adam katil. Vallahi yenge çok doğru söylüyor. Bulaşılmaz böylelerine. Gözü kara, çeker vurur verir Allah korusun. Yok yok, taşıralım buradan Nazancığım. Ben yapamayacağım. Daha yeni taşındık Şükrü. Olsun olsun, ben aklımı oynatacağım. Verelim birine kiraya, biz de kiraya çıkalım ya. Ah Şükrücüğüm, ah. Yine başladın. Omuzlar düşüyor. Bak şunun koluna. Hiç şansım yok. O kadar özeniyorum. Şöyle içime sinesiye bir şey giyemiyorum üstüme. Kilo aldım desem daha bu sabah tartıldım. Mine. Efendim. Kolay gelsin. Gidiyor musun? Evet. Şu ceketimi alabilirsem. Alırsın tabii canım. Yabancı mı var? Geç al. Oldu mu artık nişan elbisen? Tamam mı? Beğendin mi bu sefer? Olmuyor Şevke. Çıldıracağım, olmuyor. Vallahi ben de çıldıracağım Mine. Niye acaba? Sana ne oluyor? Bu kaçıncı prova Mine? Söyletme beni şimdi. Hazır alalım dedik, bir tane seçemedin. Kumaş aldık, bu beşinci. Hayır efendim, dördüncü. Neyse işte canım. Bunu da kaldır at. Şevket, bir dakika. Ne var? Biraz para bırak. Ne parası gene? Bunlara vereceğim. Bittik Mine. Keyfimize mi harcıyoruz Şevket? Ha. Şu omuzu biraz daha toparlayalım. Şunu da lütfen. Elbise alacağım. Bu nişan bizi batırdı. Kızın öyle yerde giyeceği bir şey yok Şükrü. Almasan olmaz. Alacaksın tabii. Kaç para kaldı bankada? 3800 mark. Bakalım o bitince ne yapacağız? Vallahi kara kara düşünmeye başladım. Ah Nazan. Beni böyle abimle çalışmaya niye zorladınız? Paramızı da bağladık. Ben böyle 3 kuruşluk hisseye bu kadarcık aylığa çalışacak adam mıyım? Abim bizim derdimizden anlamıyor ki. Geçinemiyoruz diyorum, gülüyor. Tuzu kuru tabii. Baksana kadına. Nişan için 3 elbise diktirdi, beğenmedi. 4.'cüyü diktiriyor. Şükrü. Efendim canım. Bana mı öyle geliyor? Motorun sesi biraz acayip. Yo, normal.
Sana da bir ayakkabı alalım Şükrü. İş çıkarma şimdi Nazan. Ne var ayakkabımda? Boyatır giyerim. Olur mu canım? Pekala olur. Nereye böyle? Şirkete. Ne varmış şirkette? Gideyim bakayım, çocukların bir ihtiyacı olabilir. Ha, yok canım, sen evden kaçıyorsun, dersi gelecek ya. Ne yapayım yani, oturup sizinle beraber burada dikiş mi dikeyim? İyi git, onlara da söyle ama alındığımı. İnsan davetiyenin altına bizim ismimizi koymaz mı? Koyulmaz Leyla, nerede görünmüş? Dedeler, halalar, yengeler. Aman. Aman oğullarına söz söyletmezsin. Söyletmem. Haksız yere kimseye laf söyletmem. Haksız yere öyle mi? Tuttu yine hakimliğiniz Hüsnü Bey. Günaydın. Günaydın efendim. Beni arayan var mı? Yok. Kim arayacak beni? Laf olsun diye soruyorum işte. Şu mu? Hayır, o değil bu. İyi günler. Aa, hoş geldiniz. Abim odasında mı? Az önce geldi. Nasıl gidiyor? İyidir. Görüşürüz. Şu adama bir türlü ısınamadım. Aa, niye öyle söylüyorsunuz Ergun Bey? Çok tatlı bir adamdır. Aman yapmayın Allah aşkına Yasemin Hanım. O kralından yanına varılmıyor. İşi de bilmiyor. Geçen gün defterleri bir gözden geçirdi. Vallahi açıklarken onun adına ben utandım. Şuydu değil mi? Evet o. Abi, senin bu muhasebeciyi hiç gözüm tutmuyor. Biliyorum. Ufak tefek tırtıklıyor ama işimize yarıyor. O zaman daha kötü. Dikkat et. O adam ileride sana büyük bir kazık atacak. Bana kazık atmak o kadar kolay değil Şükrü Bey. Rahat ol sen. İyi, benden söylemesi. Çok sigara içiyorsun. Ya. Aa, affedersin. Unuttum sigarayı bıraktığını, affedersin. Canım da bir istiyor ki. Aman abi, sık dişini. Aç biraz şu pencereyi. Ha? Pencereyi, pencereyi. Aha. Aç biraz daha. Hı. Nasıl gidiyor araban? İyi, iyi, taş gibi. Hı. Tabii var birkaç eksi ama önemli değil. Biraz sabredemedin. Nazım bulmuş o arabaydı sana, ha? Evet. Oğlum, ben sana şu herifin lafıyla hareket etme demiyor muyum? Yok abi, bu konuda peşin hükümlüsün. O olmasa ben öyle araba alamazdım. İyi, çıkar yakında kokusu. Mine yine çıldırdı. Hı? Evde iki tane terzi var. Ha. Bak bekliyorum, telefon edecekler de... ...gidip gene bir şeyler alacağız. Abi, biliyorum şu günler sıkıntılısın. Belki bunları konuşmak yersiz ama... Evet. Abi, ben bu şirkette işe yaramıyorum. Gene mi başladın? Abi yanlış anlama ama ben burada bütün yaratıcılığımı kaybettim. Bırak başka bir iş yapayım. Ne iş yapacaksın, müzikal mi? Yok canım, ne ilgisi var? Yapmaya kalkışmadın mı? Tamam canım, tamam da başka bir iş var. Neymiş? Tavuk çiftliği. He? Yanlış duymadım değil mi? Yoo, tavuk çiftliği. Mutlaka bu işi de sana Nazım bulmuştur. Sen anlar mısın tavukçuluktan? Evet. Çok büyük bir iş. Düşünsene abi. Yumurtadan civciv. Civcivden piliç. Piliçten tavuk. Eti ayrı para. Yumurta... Abi, niye bana öyle yiyecek gibi bakıyorsun? Yiyeceğim tabii. Ne yaptım ben şimdi sana abi? Daha ne yapacaksın pis tavukçu? Sen sigarayı bıraktın, çatacak yer arıyorsun. Sus, daha fazla konuşma, tavuk gibi boğazlarım şimdi seni. Ne oluyor yine?
Yok bir şey baba, konuşuyoruz. Bu ne biçim konuşma oğlum? Baba, beni burada robota döndürdünüz. Kişiliğim, inisiyatifim kalmadı. Yeter, ben yapamayacağım bu işi. Tavukçuluk yapacak mısın beyefendi? Ayıp mı? Yaşamak için tavukçuluk da yaparım, lağımcılık da. Ben memur olamam. Sen burada memur musun? Neyim ya? Senin eline bakıyorum. Kim söylüyor bunları? Nazan Hanım mı? Ne ilgisi var abi? Evet evet, biz duyuyoruz. Şevket. Onların arabaları çifter çifter. Kadın bir giydiğini bir daha giymiyor. Şevket, kes şu dedikoduyu. Ben size ne yapsam yaranamam be. Sömürücü olduk şimdi de. Kardeşimizi sömürüyoruz. Bana bakın, zaten evden kaçtım geldim ananızın çenesinden. Bir de siz beni sıkmayın. Bana bir sigara ver. Aa, ben bıraktım baba. Sen ver. Ver, ver. Buyur baba. İstemem, ben yakarım. Şu pazar hayırlısıyla bir geçse, çıldırdı. Hepsi çıldırdı. Yahu bir nişan bu kadar sorun olur mu? Ananız bir de bastırılan davetiyeye taktı. Vay, bizim ismimiz niye yokmuş? Mine Hanım gelinini beğenmiyor. Ağzı çok büyükmüş. Şimdi gördü kızın ağzını sanki. Aman çocuklar, saat 5'ten önce orada olalım. Bir tatsızlık çıkmasın. Peki baba. Abi. 15.000 ayakkabıya bak, ayakkabıya çalan vermez, çalan koş yetiş. 15.000 ayakkabı satıyoruz, koş koş. Ucuzluğa bak, çalan vermez, çalan ayakkabıya bak. Battı bunun tüccarı, battı tüccarı. 15.000'e ayakkabı üstünden ucuz. 15.000 ayakkabıya bak, ayakkabıya taş gibi taş. Yetiş beyim, yetiş, koş. Bedavaya, bedavaya. Ayakkabıya bak, ayakkabıya! Ayakkabı var, ey yavrum benim be! Çalan vermez, çalan! 15.000, yetiş, yetiş! 15.000 ayakkabı satıyoruz, 15.000'e! Vay be, amme bak be, amme bak be! Maldan nasıl anlıyor be? Ha, balıklama daldı, balıklama! Koş, koş, ucuzluğa bak! Sıkıyor biraz galiba Şükrü. Yo yo, sağ tam geliyor da işte biraz sol. Giymeden mi aldın? Giymez olur muyum canım? Baktım sağ oluyor, hemen sardırdım. İnsan ikisini de giyer Şükrücüğüm, bedava mı alıyorsun? Nazancığım, facia haline getirme, zamanla açılır işte. Kaçta bu nişan yahu? 5-8 arası. Hadi çabuk, geç kalıyoruz. Daha saat 3.30 enişte. Olsun olsun. 4 olmadan orada olmalıyız. Babam yarım saat önce gelin dedi. Ne yapacağız orada yarım saat önce dikilip? Ne yapacağız olur mu Nazım? Ben amcasıyım çocuğum. Hepiniz giyindiniz, bir ben kaldım. Hadi ama Nazan. Ben de ne giyeceğimi şaşırdım Şükrücüğüm. Anne, ben gelmesem olmaz mı? Aa, şuna bak, şuna bak. Ne demek o? Kılığını beğenmiyor. Evet anne, aptal gibi. Söyle kızım, söyle. Sıfır de, söyle. Heh. Sıfır tabii. Çocuğun gözünde her şey sıfır. Yine tam negatif sayılmaz. Ah, şu nişan bir bitse öldürdü bizi. Kız, çok güzelsin. Niye moralini bozuyorsun? Tabii dayı, sen de öyle söylersin. Aa. Boşuna söyleme Nazım. Bu kız sıfır dedi mi sıfırdır. Ya Nazım. Nazan'ın yanında söylemedim ama bu ayakkabının solu fena sıkıyor. Beni de bu senin gömleğinin yakası. Minade geç kalıyoruz. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım canım? Saat 4.30'da orada olmamız lazımdı. Bizi mi bekleyecekler? Beklesinler. Ayıp değil mi insanlara? Değil. Aslan gibi damat sahibi oluyorlar. Beklesinler biraz. Kıyamadın sen de şu oğluna. Sen de fena kıydın Şevket. Söyletme beni şimdi. Söyle bakalım, söyle. Ne söyleyeceksen, içinde kalmasın. Adamlar zengin diye gözün döndü. Anlamadan, dinlemeden söz kestin. Sattık yani oğlumuzu, öyle mi?
Başının ağrısı geçti mi biraz? Biraz geçti sanki. E hadi gidelim yavaş yavaş. Gideriz canım, ne acelemiz var? E acele olur mu? Saat 4'e geliyor. Hüsnü, ben kıyafetimi hiç beğenmedim. Yani hanım, bunca yıldır bir yere gidelim de sen kıyafetini beğen, görülmüş iş değil. Sen de kızın ailesini beğenmedin değil mi? Doğrusunu istersen beğenmedim. Mine'nin yanında bir şey söylemiyorum ama doğrusu çok görgüsüz insanlar. Hadi, hadi. Yürü. Yarım saatte rahat gideriz. Hızlı gitmeyin lütfen Şükrü. Sen çocuklarla arkaya otur. Araban nasıl enişte? Bomba bomba. Abin gittin külüstürü aldın diyor ama. Aman bu Şevket abi de her şeyden anlıyor ha. Ya ya bilmediğin yok onu. Lan aslanım lan benim hemen seni en... Hadi geç. Arasına böyle yapıyor. İyi bir elektrikçi göstermem lazım. Ne oldu buna ya? Akü mü boşaldı yoksa? İtelim mi enişte? Yok canım, olur mu öyle şey? Allah Allah. Tam zamanını buldum. Ben bir inip bakayım şuna. Nazım, tut şunu. Nerede kaldı bunlar Şevket? Bilmem. Şükrü Bey'in işine akıl vermez ki. Nazan Hanım da hazırlanamamıştır daha. Çok ayıp ama yaptıkları. Şevket Bey. Benim. İmzalar mısınız? Hı hı. Bir dakika. İçeri bırakıverin. Tabii efendim. İnsan utanır şu çiçeği göndermeye. Mine yavaş. Aman. Şükrü, olmuyorsa bırak şunu, taksiye binelim. Saat 5:30. Niye taksiye binelim canım? Arabamız dururken. Önemli bir şey yok. Ustası olsa 2 dakikada yapar. Terslik işte, bugün pazar. Geç kaldık enişte. Sayenizde Nazım Bey. Niye, ne yaptım ki ben? Siz aldırdınız bu arabayı bana. Hoppala. Almasaydın enişte, silah zoruyla mı aldın? İtelim biraz baba. Belki çalışır. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim efendim. Çalışmıyor mu?
Ya aksilik, bugün de yeğenimin nişanı var. Vah yazık, hep böyle zamanlarda olur bu arızalar. Ne oldu ya? Bugün bunun pek efendiliği üstünde. Ben de anlamadım. Vardır bir iş enişte. Bu arada yönetim kurulu mu toplanacak yoksa? Bilmem. Aslında fena adam değildir. Tatlı biraz. Gidip geliyor, gidip geliyor. El frenini çektiniz mi? Efendim? El frenini. Ha el freni ya, başladı gene. Çektim Sadri Bey, merak etmeyin. Sadri değil efendim, Sabri. Aa, pardon, özür dilerim. Çektim Sabri Bey. Hayır, şunun için söylüyorum. Kayar mayar, Allah korusun, altında kalırsınız sonra. Sen kal altında. Adamın söylediği lafa bak, Allah Allah. Siz yine bir taş koyun tekerleğin altına da, ne olur ne olmaz. Tamam efendim, tamam, koyarız. Ya, sağlama bağlayalım işi, bir sakatlık çıkmasın. Cafer. Buyurun Sabri Bey. Nereye? Şu borçları götürüyordum da bakkala. Sana ne dedim ben? Ne? Günde iki defadan fazla kimseye servis yok. Tamam. Koy onu yere. Şükrü Bey'e yardım et. Nişana yetişecekler. Başlıyor. Hanımefendi, ayakta kaldınız. Hava soğuk. Çocuklar üşümesin, bize buyurun. Eksik olmayın. Şimdi çalışır Mersi. Benden söylemesi. Sonra şey olmasın da. Cafer, Cafer. Ne olmuş buna böyle ya? 15 gün sonra apartman toplantısı var ya beyim. Demedi mi sana enişte? Sizi kendisine en büyük rakip görüyor. Senden de ne yönetici olur enişte? Koy adaylığını bana. Hadi canım size, başka iş mi kalmadı? Baba şunu itelim. Doğru söylüyor çocuk enişte. Geç direksiyona. Hadi ver bakayım şu. Dur dur bak. Aman dikkat. Geç. Geç, geç, geç. Dayan Cafer, hadi. Tamam. Hadi, hop. Ah Şükrü Bey adaylığını bir koysa. Ne bekliyoruz Cem? Amcamları. Ne zaman gelecek bunlar anne? Ben bilsem. Bir şey gelmesin çocukların başına. Şuradan bir telefon etsek. Pek de yakıştılar birbirlerine. Ya. Şevket'le bir konuşayım bakayım. Üstadım, saat 6'yı geçti. Şu yüzükleri taksak. Daha bekleyecek miyiz Şevketciğim? Şu oğlunun yaptığı işi görüyor musun baba? Gelirler canım. Mutlaka bir terslik oldu. Bir 10 dakika daha bekleyelim. Belki trafikte takıldılar. Annem kaza falan gelmesin başlarına diyor. Bir telefon etsek. Ters adam ters. Nereye telefon edeceğiz şimdi? Evlerine. Aa, beyefendi hala evdeyse hiç gelmesin daha iyi. Yoksa arabası mı bozuldu? Ay içime hadi. Fenalık geldi. Şu babam da ne inatçı adam, akşam oldu. Nişan takıldı bile. Ali yavaş işte. Terleyeceksin Ali. İkile, ikile. Hadi ikile. Hadi. İtin, itin, itin. İtin. Hadi. Tıkladı, tıkladı, tıkladı. Efendim hoş geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizimle beraber olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bir amcası yok. Ah şükür, ah.
Anneciğim. Hadi enişte hadi. Düğün bitmiş. Hadi, herkes yürüyün, gidiyor. Yürüyün, rezil olduk vallahi. Biter mi canım? Saat daha 7:30. Hadi hadi hadi. O taraftan değil, buradan. Nazan bu taraftanmış. Şerefler, güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Şerefle efendim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Cem. Evet, neredesiniz Cem? Kutlarım çocuklar. Nişan bitti amca. Geldin ha? Nerede kaldın oğlum? Özür dilerim baba. Arabamızı arıza yaptı. O yüzden geciktim biraz. Biraz mı? Biraz ha? Abicim. Oynayacağım. Çalın, çalın. Amca oynayacak. Hani baba bir şarkı vardı, neydi o? Sobalarında. Hadi abi, hadi abicim gel söyle. Gel abi. Nazım, Nazım hadi, hadi söyleyeceğiz hep beraber. Ben oyunu bilmem enişte. Hadi çalın. Sobalarında kuru da meşe yanıyor hep. Sobalarında kuru da meşe yanıyor efem. Yanıyor da Mehmet ağam da üşümüş de donuyor. Vuruyor mu enişte? Nazan duymasın, fena vuruyor. Boncuklu topuğuna bas enişte. Ortalıkta
dönüyor da dönüyor. Aslanım da efeler vay vay. Sonunda bu acıya dayanamadı. Yeni aldığı ayakkabılarını çıkarıp attı. Ayakkabının vurma nedeni de böylece anlaşıldı. Sağ teki 43, sol teki 42 numaraymış.